Merhaba arkadaşlar. Atayınları Ben Korkmam 6. sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. ünite konusu çarpanlar ve katlara devam ediyoruz. Önceki videomuzda 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile kalansız bölünebilme kurallarını öğrenmiştik. Bu dersimizde ise bu kalansız bölünebilme kurallarına göre sayıda verilmeyen rakam nasıl bulunur? Çözümlü örnekle onu öğreneceğiz. 5 basamaklı doğal sayısı 4 ve 9'a kalansız bölünebildiğine göre yazılabilecek 5 basamaklı doğal sayıları bulalım. Şimdi bu sayının 4'e kalansız bölünebilmesi için son iki basamağı 0, 0 veya 4'ün katı olmalıydı. Son iki basamak 4 ve kare, yani iki basamaklı bir sayı. 4 ile başlayan iki basamaklı sayıları yazarsak 4'ün katı olan 40, 44 ve 48'dir. Demek ki buradaki kare yerine yazılması gereken rakamlar 0, 4 ve 8 olursa bu sayı 4'e kalansız bölünebilir. 9'a bölünebilmesi için rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olmalı. Rakamlarını topluyoruz. 1, 4, 4, üçgen ve karenin toplamı 9 ve 9'un katı olacak. 1, 4 ve 4'ün toplamı 9. 9 artı üçgen artı kare dedik. Şimdi kareye yazılması gereken rakamları bulduğumuza göre sırayla deniyoruz. Eğer kare yerine 0 yazılırsa 9 artı 0 artı üçgen 9 ve 9'un katı olacak. Bu durumda eğer üçgen yerine 0 yazılırsa 9'a 0'ın toplamı 9'dur. 9'a tam bölünür. Üçgen yerine 9 yazılırsa 9'a 9'un toplamı 18'dir. 18'e 9'un katıdır. Yani kare yerine 0 yazıldığında üçgen yerine 0 ve 9 yazılırsa bu sayı hem 4'e hem de 9'a kalansız bölünür diyoruz. Buradan oluşan 5 basamaklı sayı 14.040 ile 14.940'tır. Eğer kare yerine 4 yazılırsa üçgen yerine ne yazılmalı? 9 artı 4 artı üçgen diyoruz. 9'a 4'ün toplamı 13. 13 artı üçgen 9'un katı olacak. 13'ten büyük 9'un katlarında 18 vardır. 18 olması için 18'den 13'ü çıkarttık. 5. Yani üçgen yerine 5 yazılmalı. Kare yerine 4, üçgen yerine 5 yazılırsa oluşan 5 basamaklı sayı 14.544'tür. Kare yerine 8 yazılırsa 9 artı 8 artı üçgen eşittir 17 artı üçgen. 17'den büyük 9'un katlarında 18 vardır. 27 vardır. Şimdi 18 olması için 18'den 17'yi çıkarttık. Üçgen yerine 1 yazdık. Üçgen yerine 1 yazılırsa bu sayı 9'a kalansız bölünür. 27 olması için 27'den 17'yi çıkarttık. 10. 10 diye bir rakam olmadığına göre üçgen yerine 1 yazılmalı. Kare yerine 8, üçgen yerine 1 yazarsak oluşan 5 basamaklı sayı 14.148'dir. Buradaki 4 tane 5 basamaklı sayı hem 4'e hem de 9'a kalansız bölünür. Bu şekilde üçgen ve kare yerine yazılması gereken rakamları bulmuş olduk. Alıştırmalarla devam edelim. 4 basamaklı doğal sayısı 9'a kalansız bölünebildiğine göre üçgen yerine yazılabilecek sayıları bulalım. 9'a bölünebilmesi için sayının rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olmalı. Rakamlarını topluyoruz. 11 artı üçgen. 11'den büyük 9'un katında 18 vardır. 18'den 11'i çıkartırsak üçgen yerine 7 yazılmalı. Yani 4 basamaklı sayı 2817 olursa bu sayı 9'a kalansız bölünebilir diyoruz. 4 basamaklı doğal sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre kare yerine yazılabilecek sayıları bulalım. Bir sayının 6'ya tam bölünebilmesi için sayının hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmesi gerekiyor. 2'ye bölünebilmesi için sayı çift olmalı. 3'e bölünebilmesi için rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. Şimdi ilk önce çift olması için kare yerine yazılması gereken rakamları bulalım. Bu sayının çift olması için birler basamağına gelen rakamlar çift rakamlar olacak. 0, 2, 4, 6, 8. Eğer bu rakamlar yazılırsa bu sayı 2'ye bölünür. Sıra geldi 3'e bölünebilmesine. 3'e bölünebilmesi için rakamlarını toplayacağız. 8 artı 7 artı 4 artı kare diyoruz.
8 artı 7, 15, 4 daha 19, 19 artı kare, 3'ün bir katı olmalı. Eğer kare yerine 2 yazarsak 19 ile 2'nin toplamı 21'dir. 21 3'ün katı olduğu için bu sayı 3'e tam bölünür. Eğer 5 yazarsak 19 ile 5'in toplamı 24. 24 de 3'ün katıdır. 3'e tam bölünür. Eğer 8 yazarsak 19 ile 8'in toplamı 27. 27 de 3'ün katı olduğu için bu sayı 3'e bölünür. Şimdi kare yerine 2'ye bölünebilmesi için 0, 2, 4, 6, 8 yazmalıyız. 3'e bölünebilmesi için 2, 5 ve 8 yazmalıyız. Tabii sayının hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmesi için buradaki rakamlardan ortak olanları alırsak kare yerine yazılması gereken rakam 2 ve 8 olmalı. 2 yazdığımızda 8742 oluyor. 8 yazdığımızda 8748 oluyor. Yani bu sayılar hem 2'ye hem 3'e bölünebildiğine göre 6 ile tam bölünebilir diyoruz. 4 basamaklı doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre yuvarlak yerine yazılabilecek sayıları bulalım. 3 ile kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. Rakamları topluyoruz. 5, 6 daha 11, 3 daha 14. 14 artı yuvarlak 13'ün katı olacak. 14'ten büyük 13'ün katları 15, 18, 21, 24 diye devam ediyorum. 15 olması için 15'ten 14'ü çıkarttık 1. 18 olması için 18'den 14'ü çıkarttık 4. 21'den 14'ü çıkarttık 7. 24'ten 14'ü çıkarttık 10. 10 diye bir rakam olmadığına göre demek ki yuvarlak yerine yazılması gereken rakam 1, 4 ve 7 olursa bu sayı 3 ile kalansız bölünür. Oluşan sayılar 5613, 5643, 5673'tür diyoruz. Dördüncü soru. 4 basamaklı doğal sayısı 5 ile kalansız bölünebildiğine göre bu sayının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkını bulunuz. 5 ile kalansız bölünebilmesi için sayının birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olmalı. Birler basamağı kare, yani kare yerine 0 ya da 5 yazılacak. Eğer 0 yazarsak 2, 8 üçgen 0 oldu. 5 yazarsak 2, 8, 0, 5 oldu. Şimdi bu durumda en büyük değeri bulmak için hemen şuraya bakalım. Birler basamağı 5 daha büyük. Bizim en büyük rakamımız 9 olduğuna göre eğer burada üçgen yerine 9 yazarsak en büyük sayı bulmuş oluruz. 2895. En küçük rakamımız 0 olduğuna göre üçgen yerine de 0 yazarsak ulaşabilecek en küçük sayı 2800'dür. Üçgene bütün rakamları verebiliriz. Çünkü 5 ile bölünebilmesi sadece birler basamağıyla alakalıdır. Demek ki oluşan sayı en büyük 2895, en küçük 2800'dür. Aradaki farkı bulursak 2895'ten 2800'ü çıkarttığımızda sonuç 95'tir diyoruz. Evet, buradaki alıştırmada ise 4 basamaklı doğal sayısı 4'e kalansız bölünebildiğine göre yıldız yerine yazılabilecek rakamların toplamını bulunuz. Sayı yazıyoruz. Bu sayının 4'e kalansız bölünebilmesi için son iki basamak 4 ve 4'ün katı olmalı. Son iki basamağa bakıyoruz şimdi. 2 ile başlayan iki basamaklı sayı olacak ve 4'ün katı. 20, 24, 28. 2 ile başlayan 2 basamaklı 4'ün katı olan sayılardır. Bu durumda yıldız yerine 0, 4 ve 8 yazılmalı. Rakamların toplamı sorulduğuna göre 0, 4 ve 8'i topladığımızda sonuç 12'dir diyoruz. Evet, son örnekle devam edelim. 4 basamaklı doğal sayısı 10'a kalansız bölünebildiğine göre üçgen ve yuvarlağın toplamının en büyük değerini bulunuz. Bir sayının 10'a kalansız bölünebilmesi için birler basamağı kesinlikle 0 olmalı. Şimdi birler basamağını 0 yazalım. Yani yuvarlak yerine yazılabilecek tek rakam vardır. O da 0'dır. Buradaki üçgene ise 10 tane rakamımız olduğuna göre, yani 0'dan 9'a kadar 10 tane rakamımız var.
Üçgen yerine bütün rakamları yazabiliriz. En büyük rakamımız 9 olduğuna göre üçgen ve yuvarlağın toplamının alabileceği en büyük rakam üçgen 9'dur. Yuvarlak ise 0. İkisinin toplamı 9'a eşittir diyoruz. Bu şekilde de iki rakamın toplamının alabileceği en büyük değeri bulduk. Evet arkadaşlar, bölünebilme kuralları ile ilgili sayılarda verilmeyen rakamları bulmayı öğrendik. Geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 6. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.